Çağlayla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. Evet bugüne güzellikle başlıyoruz ve konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Erol Özan hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi, Merhaba. Sağ olsun, nasılsınız? Sivilceleri konuşalım. Lazer operasyonlarını konuşalım. Yara iyile, izlerinin iyileşmesi için neler yapılması gerekiyor onları konuşalım. Kaç yaşında mezoterapiye ve bu vitamin işlemlerine başlanabilir? Hepsini tek tek konuşalım ama ondan önce sivilce. Evet. Sivilce bir kere neden oluyor onu bir öğrenelim. Bir de kaç yaş sivilce var? Şimdi sivilce yaşın getirdiği şeyle fizyolojik olarak ergenlik çağında çoğu ergende gördüğümüz aslında normalde fizyolojik bir durumdur. Ama bazen çığırını aşar. Bu... Yani yaşın getirdiği şeyle oluşan birincisi normal bir sivilce. Ee, i̇lerleyen yaşlarda rozasiye hastalığıyla sivilce görebilirsiniz. Hı -hı. Kötü kozmetik kullanımıyla sivilce görebilirsiniz. Hormonal bir bozukluğunuz vardır. Evet. Bununla alakalı sivilceler görebilirsiniz. Veya işinizle alakalı bulunduğunuz ortamdaki maruz kaldığınız kimyasallar size sivilce yapabilir. Veya kullandığınız ilaçlar yapabilir. Artık çok yaygın. Herkes vitamin kullanıyor ama bunlar SVC'ye de sebebiyet veriyor. Hmm, takviyeler de yapabiliyor. Takviyelerde SVC yapabiliyor. Sivici tam böyle oluşmaya başlamadan önce bir hafif belli eder ya kendini. Hı hı. Onu orada yok etme imkanımız yok mu? Orada yok etmeniz lazım zaten. Hani çıtıktan sonra sıkmak yerine evet, mi? Evet, evet. Çırrını açtığı zaman, seviyesini açtığı zaman zaten iz bırakıyor. Hı hı. Ondan sonra da onunla uğraşıyorsunuz. Çıkarken ne yapabiliriz? Ya çıkarken e, şöyle önce bir şey, bir şey var mı? Önce belki? sebebiyetini bir ortadan kaldırmanız lazım. Yani en basinden bir retinoik asit türevlerini nokta nokta kullanabilirsiniz. Hı hı. E, veya yani e, hiçbir şey yapmıyorsanız bile lütfen dokunmayın. Bu bile sizin yapacağınız en büyük İşim şeydir ya. Müş varcını sürülüyor ya bu. <laughs> Öyle şeyler var ya kurutmak Yani her için. şey sürülüyor da. Yani dokunmayın. Dokun dokunmayın, dokunmayın. yeter. Dokunmayın, dokunmayın yani, yeterli yani. E, bu sivilcenin çeşitlerinden bahsedelim birazcık da kaç çeşit sivilce var. Şimdi sivilce çeşidi çok fazla. Ee, 8-10 çeşit arası sivilce çeşidi var. Normal, e, komedonal dediğimiz, hmm. klasik herkesin gördüğü beyaz beyaz olan sivilceler. Deri altında kör çıkmıyor bir türlü dediğimiz inflamatuar sivilceler. Kistik sivilceler vardır, daha böyle akıntılı. Fulminanı vardır, her tarafa akar. Hmm. Akne rozasyonu oluşturduğu sivilce, kozmetik sivilce gibi gibi, yani kozmetik, kozmetik kullanımına bağlı olan sivilceler gibi. Hepsinin formatı farklıdır, çeşidi farklıdır, tedavisi birbirinden farklıdır. Farklı. Evet. E, sivilce kendi kendine çıksın ve gitsin isteriz. Sonuç olarak iz bıraksın istemiyoruz. Evet. Ama bazen ufacık bir sivilce çok acayip yıllarca geçmeyen, evet. e, kendini koruyan derin izler bırakabiliyor. Bunun sebebi sadece suçlusu biz miyiz? Değil. Yani sıkmak mı, dokunmak mı? Değil. değil Olabiliyor değil. çünkü. Yüzde 90-95 hastanın bir suçu yoktur bunda. Yani o basit sivilceleri sıkınca iz kalır ama o izler çok fazla Rahatsız etmez. Biraz koyu gözükür. Onlar da zaten zamanla geçer. Asıl işte bahsettiğim kistik akne, fulminen akne gibi böyle belki görmüşsünüzdür. Yüzü böyle sivilceden akan koca koca irinli sivilceler vardır. Evet olabiliyor. Yani. Burada zaten evet, sivilce bu kadar inflamasyon oluşturduğu zaman deri altını yok ediyor. Hmm. Yani o arada da işte o boşalmış kısmı vücut kısmı doldurup Deriyi evet. de deri altına doğru çekince şu normal düz deriniz aşağı çekildiği zaman zaten çukur bir çukur şekilde bir şey kalıyor. Oluşuyor. Yani %90-95 hastanın suçu değil ama e, şöyle suçu gelmemekle suç. Değil mi? Bir dermatoloğa evet. başvurmamak evet. e, olsun. Yani suçada. birkaç tane sivilce izi kalacakken e, yüzlerce kalabiliyor yani. Sivilce izlerini geçirebiliyor muyuz? Geçirebiliyoruz ama tipine bağlı. Yani bazı izler çok virayetlidir, çok dirençlidir bazıları 90 yüz'e kadar cevap verirken bazılarında da başarımız %30-40'ın üzerine çıkamıyor. Yani. Çıkamıyor. Hı -hı. Peki o zaman birazcık da lazer epilasyon Hı -hı. konuşalım. İlk kez duyanlar için değil mi? Olabilir. Evet. E, nedir lazer epilasyon? Şimdi lazer epilasyon e, lazer sistemiyle kılların kalıcı bir şekilde yok edilmesi mantığıdır. Yani e, belki görmüşsünüzdür Instagram'da falan çok fazla reals'ı döner. Yani bir balonun içerisinde şeffaf bir balonun içerisine Koyu renkli bir balonu koyup atışı yaptığınız zaman şeffaf balonu patlatmadan içerideki balonu patlatıyor. Hı hı. Yani derinize zarar vermeden sadece kılları hedef alan ve kılları kökünden itibaren yakıp yok eden bir sistemdir bu sistem. Ee, çok çeşidi vardır tabi lazer epilasyonun ama insanlar şeyi karıştırıyor biraz. Lazer epilasyon cihazlarındaki bütün cihazların lazer epilasyon yaptığını sanıyor. Mesela IPA çok kullanılan bir sistemdir, ışık sistemi ama epilasyon değildir. Yani Nedir epilasyon yani? şöyle, ne kılın gerekiyor? yok edilmesi tamam. işlemidir. Lazer epilasyon, hmm. lazerle yok edilmesi sistemidir. IPA zaten Intensive Pulse Light yani yoğun darbeli ışık anlamına gelir. Hmm. Zaten ışık atımıdır, adında lazer de geçmez. O epilasyon yapmaz. Yani ağdanın bir tık ilerisidir. Hani Orada atıyorum hmm. ağda da bir ayda çıkıyorsa orada iki ayda Birazcık daha yani geç çıkar ama kılları kökünden yakmaz Tam anlamıyla gibi yok etmez. Böyle yani... farklı şey çeşitleri var anladığınız evet, kadarıyla. Evet. Peki e, lazer epilasyonda başarı şansına neler etkiliyor? Şimdi öncelikle bu e, tıbbi bir işlemdir. Öncelikle sizin uyumlu olmanız lazım. Uyumlu olmanız dediğim hastanın uyumlu olması lazım. Şimdi lazer epilasyonla her kılı yok edemezsiniz. Hı hı. Birincisi koyu tenli, şey koyu renkli e, siyah bir kıla sahip olmanız gerekiyor. Kalın olması <laughs> gerekiyor. Açık tenli olmanız gerekiyor. Bütün bunlar birleştiği zaman lazer epilasyondan fayda sağlayabilirsiniz. Hmm. Aksi takdirde benim sarı sarı tüylerim var, ince ince tüylerim var. Bunları lazer epilasyonla zaten yok edemezsiniz. Evet. Peki o o herhalde tüylere sahip Hı -hı. kişilerde yapmıyorsunuz. Yani Yani başarılı evet. olma ihtimali evet. düşük oluyor diye düşünüyorum. Ee, peki epilasyon sonrasında kıllanmada artış olabilir mi? Olabilir. Ee, Allah Allah. Evet. Aa, neden Şimdi oydu? şöyle. Ee, epilasyon da vurduğunuz zaman öldürmeniz gerekiyor. Ha. Hani şimdi bazen bazı hastaların tipi daha koyu oluyor. Ee, uygulayıcılar dozu biraz hmm. yakmamak için hastayı düşük tutuyor. Hani bir sıkıntı hmm. olmasın diye. Bu sefer az enerji küçük olan kılları doyuyor. Buna da reaktif hipertrikoz diyoruz. Ee, yani Epilasyon için gidiyorsunuz ama daha fazla kullanıyorsunuz. Bunun çözümü de tekrar lazer epilasyon, Dozu yükseltip tekrar gidiyorsunuz. Orada ya. bir kısır döngü gibi bir şey istedim. Yani e, tecrübeyle alakalı bir şey. Yani çok fazla korkmadan atış yapılması hmm. lazım. Bu cihazların şu çok etkilidir. Çünkü bir sürü farklı hmm. cihaz var. Evet. Hangisi en etkili? Şimdi lazer epilasyonda kullanılan diyot lazerler vardır. Ee, kandela, şey, pardon, alexandrite lazerler vardır. Hmm. Endiyak lazerler vardır. Bu üçü zaten... Şu Lazer anda. sistemi olarak kullanılır. Türk kıl tipine uygun olan Alexandrite'dir daha çok ve direkt e, pigment görür. Hı hı. E, diğer sistemler e, bir tık daha aşağısındadır. Mesela erkek kıl tipi olanlarda hani yoğun ve derin kıl tipi olanlarda biraz endiak iş görür ama Türkler için en uygun gördüğüm kadarıyla tecrübe ettiğim kadarıyla Alexandrite sistemleridir. Peki e, ameliyat izleri, jilet izleri veya kaza izlerinde, ciltteki bu yara izlerinde Hı -hı. E, yapılacak olan şeyler nelerdir? Bu izlerden ne kadarından kurtulmak mümkündür? Ee, eğer hipertrofik skar veya keloid gibi yani kötü yara iyileşme mekanizmasına sahip değilseniz, e, yaranızda enfeksiyon vesaire gelişmemişse zaten izlerin büyük bir çoğunluğu toleri edilebilir pozisyonda kaybolur. Ama işte gergin atılmış dikişler veya işte e, kötü iyileşme mekanizmasına sahipseniz iz kalır. Burada biraz e, insanlar ve daha doğrusu hekim arkadaşlarımız da biraz yanlış yönlendiriyor. E, tedaviye böyle 6 ay bir sene bekleyip, hani bir şey olduktan sonra, yara iyileşme mekanizması tamamlandıktan sonra hadi bunun tedavisine başlayalım diyorlar. Öyle olunca da, Mevcut durumu belki %30-40 düzeltebiliyorsunuz. Ama hı hı. başından itibaren sisteme tedaviye başlanırsa bunlar %90-100'e kadar %90, e kadar cevap alabildiğimiz şeyler. Hı hı. Peki yara iyileşmesi ne zaman tamamlanıyor? Şimdi bunu bizim hı hı. bilmemiz gerekiyor. Yani ne zaman iz kaldı artık ve bunda çok fazla yapılabilecek bir şey yok? En az bir, şey bir, sene. Diyoruz. bir, sene, bir sene. Bir sene içerisinde. Bir sene. Peki, e, mezoterapiyi konuşalım birazcık. Hı hı. Mezoterapi nedir? Hangi durumlarda, kimlere yapılır? Şimdi mezoterapi e, çok geniş bir kavramdır. Mezoderm tabakası yani derinin dermal kısmına enjeksiyon işlemlerinin kombinasyonu e, genel ismi mezoterapidir. Yani cilde ya sadece şey amaçlı kullanılmaz, güzellik amaçlı kullanılmaz. Ağrıda kullanılır, başka noktalarda kullanılır. Tıpın başka noktalarında da kullanılır. Yani deriye enjeksiyonun genel adı, ailenin ismi mezoterapidir. Yani şey gibi düşünün. Ee, şimdi antibiyotik kullanıyorum. Ama hangisini? Gibi düşünebiliriz. Anladın mı? Nedir mi? çeşitleri mesela mezoterapilerin? Yani e, o kadar çok çeşidi var ki. Yani derinizde pigment problemi vardır. E, ton dengesizliği vardır. Farklı bir mezoterapi kullanırsınız. Saçınız dökülüyordur. Farklı hmm. bir mezoterapi kullanırsınız. Kuruluk ön plandadır. Farklı bir mezoterapi kullanırsınız. Kırışıklık ön plandadır. Farklı bir mezoterapi kullanırsınız. Yani e, hastalar işte ben mezoterapi yaptırdım. deyince tek bir şey algılıyorlar. Sadece vitamin yaptırdı gibi düşünüyorum. Gibi ama bir hani hedefe yönelik değil de var olan e, işte daha ışıldasın, pırıldasın hani. Yani gibi evet, düşünüyorum ben. ne hep. kadar çok ama sayıda değil. mezoterapi olduğunu ben inanın bu işin uzmanı olarak yani ben takip edemiyorum. E, ama hani tek bir kavram yok. Yani cildinize bakıyor uzmanı. Yani evet bunun şu ön planda deyip ona yönelik ilaç veriyor. Yani hmm. antibiyotik kullanmak gibi hani Boğaz için gidersiniz farklı verir, Tabii. E, idrar için gidersiniz farklı verir gibi gibi. Yani bir ilaç çeşididir. Ve bizim kullandığımız alanda deri ve saç sağlığında daha çok ön planda kullanıyoruz. Ee, kimler mezoterapi yaptırmalı ve mezoterapiye kaç yaşında başlanır? Hmm. Bir de mesela saç dediniz, o, Hı -hı. onu birazcık daha açabilir misiniz? Saça yapan mezoterapinin marifetleri neler? Şimdi e, kaç yaşında başlanır? Şimdi üst tarafı botoks koruyor ya. Hı -hı. Veya ben botoks da istemiyorum. Deri sağlığım korunsun. Kırışmak istemiyorum. Güneş hasarından etkilenmek istemiyorum. Lekelerimin gelmesini istemiyorum. Bakın bunun yaşı yoktur. Yani hmm, doğru. Ortalama yaşlanma böyle 22 itibariyle dersek bu yaştan itibaren yaptırabilirsiniz. Ee, tabii ki uygun içeriği. Ha, gözde görülür farklar böyle 30-35'ten sonra deride çıktığı için çoğunlukla hastalar o yaşta tercih ediyor ama... Yaşlanmak istemiyorum. 22'den itibaren yaptırabilirsiniz. Veya bir sağlık probleminiz var. Erkek tipi saç dökülmesine sahipsiniz. Hmm. Veya hasta oldunuz. İşte en basitinden covid geçirdiniz. 3 ay sonra saçınız dökülüyor. Hmm. Bunun için mezoterapi yapılır. Çünkü saça bir boost etkisi. Yani hızlandırma ee, telogene dönen, ölüme dönen saçları geriye çevirme amaçlı mezoterapi çok sık Saça uyguladığımız bir şey. Saçı mı? Saç mı çoğaltır? Saç mı çıkartır? Şimdi, var olanı mı kuvvetlendirir? Şöyle Nedir yani yeteneği? Ee, burada da işte hastalık çeşidi. Telogen dediğim gibi hastalık sonrası, doğum sonrası saçınız dökülüyor. Evet. Burada olayı durdurur. Tamam. Tamam mı? Ve var olanı kuvvetlendirir. Androgenetik alopesi, erkek tipi veya kadın tipi saç dökülmesine sahipsiniz. Buradaki hadise saçın incelmesidir. Yani e, çınar ağacını düşünün. Yüz dönümlük bir arazide atıyorum bin tane çınar. Tepeden baktığınız zaman zemin gözükmez. Ama yüz tane fidan olduğu zaman gözükür ya. Hı hı. Yani erkek tipi saç dökülmesi ve kadın tipi saç dökülmesinde olay incelir. Burada da var olan saçın kalınlığını arttırır. Hı hı. Veya e, alöpesi arayata gibi böyle e, saç kıranınız var. Bunda da yapılabilir. Hı. Yani dediğim gibi e, güzellik kavramının içerisinde geçiyor ama İlaç enjekte diyorsun Hani ilaç dedim hani vitamindir vesairedir falan filan. Çok çeşitli çeşitleri var. Hı hı. Yani onları enjekte ettiğiniz için tek bir kavram veya şunu da şunu yapıyor. Her hastalık için farklı etkisi var yani. Peki mezoterapi ve gençlik aşısının arasındaki fark nedir? Tekrar söyleyeyim. Mezoterapi çatısıdır. Mezoterapi dededir. Onun evlatları işte onun evlatları, torunları da ailedir. Yani Gençlik aşısı da bir mezoterapidir. Hı hı. Anladınız mı? Mezoterapi kavramın adıdır. E, gençlik aşısı da bazı içerikleri hazır halde ve çok daha kuvvetli formda mezoterapi'nin klasik mezoterapilerle 2-3 seansta yapacağınızı burada tek seansta yaptığınız ne, için, he, ona birazcık bunun daha, daha bunun bir adı birazcık bir daha şöyle ticari isim gibi desek daha mantıklı yani. Anladım. Peki hı. ne var içeriğinde gençlik aşısının? Ne enjekte ediliyor cilde? Aynı şeylerin daha kuvvetli formları, hiyeronik asitler, vitaminler, mineraller, e, her firmanın, her ürünün kendine özgü geliştirdiği şeyler. Yani aynı şeylerin biraz daha kuvvetleri. Kalsiyum olanı var, işte kolajen içeriği olanı var, işte arbutin içeriği olanı var falan falan falan. Hı. Hani e, onda da tek bir kavram yok. Yani hepsi gençlik aşısının içerisinde ama bir sürü çeşidi hı hı. var. Yine cilde göre yani sizin bunu çok fazla anlayabilmek çok mümkün değil. Şey yapacaksınız, karşına geçecek. Sana bu lazım diyecek. Siz de onu yaptıracaksınız. Başka şansınız yok. Kişinin yani. ihtiyacına evet, göre. E, PRP'yi konuşalım o zaman. Hı -hı. Mezoterapi ve PRP arasında ne gibi farklar var? Şimdi mezoterapi hazır içerik. Hı -hı. Vitamin, mineral vesaire. PRP e, platelet, rich plazma. Yani kendi kanınızı alıyoruz. Kandan plateletleri yani kanamada e, kanamayı durduran moleküller bunlar. E, bunları ayrıştırıyoruz. Enjekte ediyoruz. Bu plateletler yani kendi vücudunuzda kendi hastalığınızı düzeltecek maddeler var. Bunlardan tamam. bir tanesi de plateletler. Bunlara enjekte ediyorsunuz. Şimdi saça farklı yüze farklı PRP enjekte etmiyorsunuz veya dize farklı PRP enjekte Hepsi etmiyorsunuz. Hepsi aynı kendi evet. kanımızdan, değil Kök mi? Kök hücre demek Trombos. bunun için mümkün değil ama iyileştirici bir şeydir. Nereye enjekte ederseniz ona Boyun. göre davranıyor. Peki. E, güzel bilgiler aldık. Uzman Doktor Erol Özan bizlerle beraberdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizi buradan uğurlarken ben hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Osman Tanık hocamız geliyor. Bildiğiniz gibi dünya çapında 55 milyondan fazla insan demansla uğraşıyor ve bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona ulaşması bekleniyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Osman Tanık hocamız konuyla ilgili bilgi vermek üzere yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam. Hocam buyurun isterseniz oturalım ve şöyle başlayalım. Birkaç tane e, görüntülü sorumuz var. İlk e, ilk olarak onunla başlayacağım. Sonra e, özellikle de Parkinson tedavisindeki yeniliklerden de hocamız bahsediyor olacak. Sorumuzu alalım. Buyurun. Sık sık eşyalarımı nereye koyduğumu unutuyorum. Acaba sebebi ne olabilir? Sık sık eşyalarımı nereye koyduğumu unutuyorum hocam. Acaba Şimdi ne bu e, gerçekten e, önemli bir olay. Bütün bütün yaşlıların belli bir dekattan sonra yani 60'lı 70'li yaşlardan sonra bir miktar sık sık eşyaları e, bir yerlere bırakırlar ve burada unutabilirler. Bunun hepsi Alzheimer'a ya da başka bir demans hastalığına işaret etmez. Önce biraz insanları rahatlatalım. Evet. Doğrusu bu tek bir bulguyla sık sık eşyaları unutuyorum bulgusuyla herhangi bir insanın kendisini kötü hissetmesi çok fazla e, olası değil. Yaşlı bir teyze e, sık sık eşyaları unutuyor. Eğer bunun yanında bunun yanında unutmaların yanında sık sık tekrarları oluyorsa, sık sık tekrarları oluyorsa son zamanlarda davranışları değişti gibi bir takım şikayetleri oluyorsa, yani bir takım davranış bozuklukları veya e, bir takım aile içerisindeki e, olayları yorumlarken hatalar yapmaya başlıyorsa veya e, hani unutkanlığın yanında yeni şeyleri öğrenmekte zorlukları oluyorsa yani işte bir telefon görüşmesi yapılıyor bu telefon görüşmesi sırasındaki konuştuklarımızı tamamen unutuyor hı hı. tarzında bir takım bulgular ortaya çıkarsa o zaman gerçekten böyle bir e, problemin yani Alzheimer tipi veya başka bir demans probleminin varlığını düşünebiliriz. Yani tek bir bulguyla Eşyaları koyduk yere bırakınca evet. işte bir daha hatırlamıyorum gibi bir cümleyle insanlara demans tanısını koymak mümkün olmaz. Ancak dikkatli olmamız gereken bir durum olduğunu söylemek istiyorum. Başka bir takım bulgularla birlikte olur ise. O zaman tabii hani insanlar kendilerini yeni bir hayat çizgisi, yeni bir yaşam çizgisi ortaya koymalılar ve tedbirlerini almalılar ve böylece daha uzun ve daha uygar bir yaşam sürebilirler. Tezbir almanın öneminden de bahsedelim. E, tanısından da e, tanık konulmadan önce 15 yıl önce tahmin edilebilecek noktaya geldiğimizin müjdesini de daha sonra bir haberle verelim. Ama ondan önce geçtiğimiz günlerde sosyal medyada e, demans hastası annesiyle birlikte video paylaşan bir hanımefendinin videosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Demansın tedavi edilebilir ve yenilebilir bir e, hastalık e, olduğunu gözler önüne seren çok güzel bir video izleyelim önce. Anneme geldim yine. Bak bak Yine rujları sürmüş. bacım nasıl gidiyor hayat? Çok güzel valla. Hele kızım geldi daha mutluyum. Anne. Çok bu şükür. demans hastalığı ile ilgili ne durumdasın şu an? İyiyim hamdolsun. Ha çok iyiyim. İlaçlarını her gün kullanıyorum. Her gün sağ olsun. Her ya şeyi hatırlıyorsun. Benim. Çok. Hepsini hiç unutmuyorum valla. Çok iyiyim maşallah. O zaman demans için ne yapmak Hı. lazım? Her gün böyle güzel güzel Hı. giyinmek. E ee, öyle süslenip çıkıyorum sokağa. Hah. Demek Tabii. ki deması için Hı. kendimize bakacağız. Moral, moral. İşte bu. Tabii. Canım anam benim. Moral. Öpüyorum seni. Canım. Moral. Hepinizi öpüyorum. Daha önce kendisi de konuk olmuştu bize. Çok tatlı bir hanımefendi. Annesinde de şimdi tanışmış olduk. Valla harika enerjik görüyorlar. Şimdi burada arkasından işte unuttu yine falan yapmaktansa mı? Benim buradan anladığım, konuşarak, anlatarak o farkındalığı kendisine evet. kazandırmak mı, mı, mı Şimdi aslında bakarsanız oca. yani burada gördüğünüz şey hastanın sosyalleşmesiyle ilgili sevgiyle ve şefkatle sarılan bir aile ortamı içerisinde hastaların genel gidişatının daha iyi olacağını biliyoruz. Evet. Bu hastalıkların bir tanesi şu, hastalık ne olursa olsun başladığı andan itibaren yavaşlatılabilir. Bu çok önemli. Yani bir hasta var ki eğer ki bir takım tedbirlere başvurulduğu zaman 7 ile 12 yıl geciktirilebilir. Bu oldukça önemli. Yani sizin genetik olarak bir yatkınlığınız var, Olabilir. testlere giriyorsunuz, testlere giriyorsunuz ve sizde muhtemel bir Alzheimer hastalığı çıkması ihtimalinin önünüze koyuyorlar. Bu bahsettiğiniz araştırmalar bunu yapıyor. Yani ortada bu, bir hastalık bu. yok bu Hı -hı. Hiç bir hastalık yok, belirti Hı -hı. yok. Hı -hı. Ama siz testlere girince böyle bir şüpheyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz böyle bir şüpheyle karşı karşıya kaldığımızda ki bu testlerden birazdan ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Evet. Ondan sonrası için neler yapılması kısmı bence her şeyden önemli. Bir tanesi işte hanım kızımızın annesini gösterdiği şefkatliği, güler yüzlü, konuşkan ve hayatın içinde var olan ve onu hayatın içinde tutmaya çalışan bir e, görüntüyle devam ediyor. Yani böyle olmak gerekiyor. E, sosyalleşmek çok önemli. Eğer ki yani önemli bir şekilde e, yabancı kaynaklara baktığınızda Alzheimer hastalığı için hastalıktan korunma yöntemleri dediğimiz yöntemlerden bir tanesi bu şekilde sosyalleşmek. Çok güzel. Bunun altını çizdikten sonra bilim insanları kan testinde tespit edilebilen ve demans başlangıcını öngören 4 yeni protein kalıbı belirlemişler. Evet. Hastalarda resmi olarak tanı konmadan 15 yıl önce demans riskini tahmin edecek bir kan testi geliştiriliyormuş. Bilim insanları 50 binden fazla sağlıklı gönüllüden kan örnekleri toplamış. Araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yaklaşık ...1500 kan proteini ile yıllar içinde ortaya çıkan demans arasındaki bağlantıları araştırıyorlar. Nature Aging dergisinde yayınlanan araştırmada şu an adını yanlış söyleyebileceğim için söylemediğim... ...4 proteinin demans, alzheimer hastalığı veya vasküler demans gelişen kişilerde yüksek seviyelerde bulunduğunu vurguluyor. Peki hocamız bu haberi, bu tanıyı nasıl değerlendiriyor? Şimdi bu yaklaşık Çin'de, yani Çin'de yapılan bir araştırma... 2006 ile 2010 yılları arasında demans tadısı almış olan hastaların bütün kan örnekleri dondurularak saklanmış durumda. Ve gerçekten yaklaşık 50 binden fazla hastanın kan örnekleri içerisinde demansı olan hastalar ile normal grup hastalar arasındaki farklılıkları, bu farklılıkların neler olduğunu araştırmasıyla ortaya çıkmış bir Aslında bu dört protein değil. Daha fazla Tabii. 15 tane protein hmm. var hmm. burada. Bu 15 hmm. tane proteinin hmm. varlığı ile demans grupları, alt grupları arasındaki ilişkiler de araştırılıyor. Hmm. Ve böylece bu bir istatistik çalışması, bu yapay zekanın gelişmesiyle daha önümüzde çok fazla şey çıkacak. Yani Doğru. geçmişteki bütün bulguların yeniden analiz edilmesiyle bir takım daha ayrıntılı işler öğreneceğiz. Buradaki asıl mesele kandan yapılıyor olmasıdır. Bu önemli. Yani bu testlerin proteinlerin iyi bir haber olarak mı? Evet, çünkü kolay mesela. uygulanabilir, her yerde Pratikleri. uygulanabilir bir pratik sonucu olacağı arasındayız hmm. Şimdi e, tabii bu araştırmalar devam ederken bir takım başka araştırmalar da devam ediyor. Bizim çok e, on yıllardan beri bildiğimiz başka bir şey var. Beyin omurilik sıvısından, yani beynimizden aldığımız beyin omurilik sıvısındaki tau proteini Beta amyloid proteinlerinin varlıkların ve oranlarına bakarak da yüksek oranda Alzheimer hastalığının kliniği olmadan da hastalarımızda böyle bir tanı koyabiliyoruz. Peki. Tabii bunları sadece bu tür hani biyokimyasal laboratuvar incelemeleriyle yapmıyoruz. Genetik incelemelerle destekliyoruz. Genetik. Yani e, apoE alleli dediğimiz. Bir genimiz var. Bu genden iki tanesi yan yana olduğunda azam riski çok artıyor. Genetik incelemelerle yani anne de, anneden babadan e, genetik inceleme yapıyoruz. E, hastadan da alıyoruz genlerini ve bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. Karşılaştırdıktan sonra yüzde %66 oranında güvenlik sınırı içerisinde sadece genetik araştırmalarla tanıyı doğru şekilde yaklaşabiliyoruz. Şimdi dünya çapında 55 milyondan fazla insan demansla yaşıyor. Ve bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona ulaşması bekleniyor. Ben başka bir şey daha söyleyeyim Eben, isterseniz. Buyur. Tabii ki. E, 2050 yılında 158 milyon insanın e, Alzheimer hastası olacağı tahmin ediliyor. Hmm. Yani bu e, aslında bakarsanız şu kadarını söyleyeyim. İnsan ömrü giderek uzuyor. uzuyor. Uzamanın getirdiği bir takım komplikasyonlar bunlar. Evet. Bunlar şimdi... Eskiden ölüm sırası olarak Alzheimer'dan ölüm 7. sıradaydı. Hmm. Şu anda yani 2020'li 20 yıllardan itibaren bu bu rakamın e, kanserden ve kalp hastalıklarından sonra 3. sıraya çıktığına inanılıyor. Evet. Eskiden strok vardı. Yani felçlerden insan, beyin damar hastalıklarından ölürdü. Ama şimdi artık Alzheimer hastalığı çok yaygınlaştığı için e, insanları kaybediyoruz. Evet. Giderek ee, daha da çok önemli hale geleceğini söylemek istiyorum. O yüzden bütün bunları konuşurken bence en önemli şey biz bu dalgadan nasıl kendimizi koruruz tarzındaki evet, bilgilerimizi anlatmamız gerekiyor. Çok. Bu son derece önemli. Çünkü gerçek <laughs> anlamda hastalıktan korunmakla ilgili elimizde gerçekten silahlar var. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi düzenli egzersiz yapılması. Düzenli Devamlı bir egzersiz. Yani bugün yaptık, yani yapmadık olmaz. Her gün, Her gün düzenli ve yıllarca devam eden bir egzersiz. Egzersiz beynin kanlanmasını artırıyor bir. Hı hı. İkincisi kendisi bir bir takım rahatlatıcı beyinde endorfin dediğimiz salgıların artmasını yol açıyor. Artık kas kitlesini koruyor ki bu son derece Çok önemli. önemli. Kas kitlesini koruyor. Egzersizden sonra yapılacak olan şeyler hastaya ait riskleri riskleri kontrol altında tutmak bu mesela kolesterol yüksekliğinden başlayarak hastadaki hipertansiyon ve diyabetin mutlaka kontrol edilmesi lazım diyabetin kontrol edilmesi e, Hatta şöyle söyleniyor diyabetin kontrolsüzlüğü Alzheimer riskini tek başına artırıyor Hatta hani e, şeker hastalığına bağlı Alzheimer hastalığı diye bir kavram da var son yıllarda. Bu tetikleyici bir hastalık olarak görünmeye başladı. Aynen öyle. Şeker, yani Alzheimer, şeker Alzheimer, hastalığı a, şeker reklam. hastalığıyla Alzheimer arasında bir İş. bağlantı kurulmuş durumda şu anda. O yüzden hmm. bütün şeker hastalarına gönülden ve kalbimle söylüyorum herkesin özellikle hemoglobin abircelerin 7'nin altına düşürmeleri gerektiğini ısrarla belirtiyorum. Yani bu, önemli bir bu sinir. son derece önemli. Şeker hastalarının kontrolü, diyabetik kontrol her şeyden daha Aynen. önemli. Enteresan bir haberimiz var. Hocamızın yorumunu merak ettiğim bir haber. Uçuk geçirmek bunama riskini artırıyormuş. Yapılan bir araştırma uçuğa yatkın kişilerin İleriki yaşamlarında demans riskinin arttığı öne sürülmüş. İsveçli araştırmacılar hayatlarının bir noktasında uçağa neden olan virüsle enfekte olan kişilerin hiç karşılaşmamış olanlara kıyasla demansa yakalanma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu söylemiş. Müthiş uçukçuyum ben mesela bu haberle ilgili ne düşünmeliyim? Şimdi her Herpes virüsü. <laughs> o her Hani Herpes virüsü e, sadece dudaklarımızda olan bir virüs değil. Evet. Yani bu virüs vücut direncinin kırıldığı da zaten buradaki kritik soru o. Vücut direnci kırıldığı zaman aktive oluyor. Hmm. Yani sizdeki uçuk işte atıyorum çalışma saatlerinizin yorucu olmasından kaynaklanabilir. Uyku düzeniniz yerinde değilse mutlaka hem Alzheimer'a yakalanma şansı da artar. Uykusuzluk gerçekten çok önemli bir şey. Mutlaka insanların yeterince uyuması gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarımızın doğru olması ve Akdeniz yani diyetiyle beslenmesi gerekiyor. Ama asıl önemlisi enfeksiyonlara eğilim. Bütün enfeksiyonlar için söyleyeyim. Santral sinir sistemini tutabilen enfeksiyonların hepsi için risk var. Yani mesela tüberküloz geçiren bir insan eğer e, yani tüberküloz benajit geçirdiğinde iyileştikten sonra yeniden aktive olabilir. Uçuk için yani herkesi korkuya sevk etmemek adına söylüyorum. Eğer sadece lokalizde kalıyorsa, dudak etrafında kalıyorsa evet. o zaman çok fazla hani bu Alzheimer'a yol açar cümlesi çok gerçekçi olmayabilir. Ama bu bazen e, zonaya dönüşür biliyorsunuz. Zona, zoster ve herpes virüsleri birbirlerinin kardeşleridir. Bunlar aynı grup içerisinde değerlendirilir. Vücut direnci kırılmayacak. Asıl mesele o. Bu, asıl. O uykumuzu o. alacağız, doğru besleneceğiz ve e, kendimizdeki risk faktörler açısından koroner arter hastalığı, hiperlipidemi gibi bir takım olaylarda kendimizi koruyacağız. Buralarda ne yeriz, ne içeriz, ne alırız kısmı da çok önemli. Çok önemli. Yani mesela biz her hasta için öneriyoruz D vitaminini, magnezyumunu özellikle öneriyoruz ve e, omega 3 6 9 kombinasyonlarını da öneriyoruz. Hı hı. Vücudun direncini, damar yapısını daha iyi bir noktaya taşıyan hı hı. bütün e, or şeyleri yani kullanımları arkasında duruyoruz, destekliyoruz. Demans vitamin eksikliğinden olur mu sorusunu ben soruyorum. E, olur, o zaman olur. Gerçekten olur. Yaygın da olur hatta. Hı -hı. Vitamin B12 eksikliği herkesin bildiği bir şeydir ama en çok yaptığı şeylerden bir tanesi unutkanlıktır. Evet. Yani ya yani bir de hani polineuropati yapar, hastayı yürütmez hale getirir. Hı -hı. Uzun süreli B12 eksikliğine bağlı ortaya çıkan e, bir Demans tablosu vardır hı hı. ve tedavi edilebilir bir demans olması gibi de çok özel bir güzelliği vardır. Yani hastaya B12'yi yüklersiniz bakarsınız ki pırıl pırıl bir hafızayla karşınıza Karşıları, gelir. Evet, bu çok mutlu edici bir şey. Kumihimo tezgahı şu anda masamızın üzerinde e, nedir bu diyecek olursanız eğer çoğumuz belki de biliyordur. Ekibimiz e, Darulcace'de e, huzur evine gitti ve kıymetli büyüklerimizle buluştu ve orada huzur evine gelenlerin beyin jimnastiği yapması için kullanılan Kumihimo tezgahını sizler için Görüntüleri de önce bir izleyelim sonra hocamızla konuşacağız buyurun. Çağlar'la yeni bir günde bugün Darula Ceze huzur evindeyiz. Yanımızda Gülcan hemşiremiz var. Öncelikle nasılsınız Çok sağ olun, teşekkür ederim. Inşallah. Evet, Siz inşallah? Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? ben Gülcan Batur. 16 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Hemşireyim. rehabilitasyon biriminin sorumluluğunu üstlendim. Şu anda burayı yürütüyorum. Sakinlerimizle birlikte onların daha keyifli vakit geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hocam önümüzde gördüğümüz tezgah, kumihumo tezgahı diyoruz. Bu tezgah nedir hocam? Şimdi bu tezgah kurumumuza yeni gelen rehabilitasyon biriminde faaliyet göstermek isteyen sakinlerimizin akli melekelerini, zihinsel becerilerini ölçtüğümüz bir alet. Sakinlerimiz buraya geldiği zaman önce ne kadar hani akıl sağlıkları yerinde, ne kadar verdiğimiz yönergelere uyabiliyorlar bunu ölçüyoruz. Ne yapıyoruz? Bu tezgahı veriyoruz. Diyoruz ki işte bak bu tezgahın bu 7 8 bölümden oluşan bir tezgah bu. Ön tarafında senin bir boşluğun olacak. Bu boşluğa sayacaksın işte. 1, 2, 3. Üçüncü ipi getireceksin bu boşluğa koyacaksın. Sonrasında tekrar dediğim gibi boşluğu önüne doğru çeviriyor. Burada şimdi hem sayıyor hem bu aleti hangi yöne çevirdiğini takip etmesi gerekiyor. Çünkü bizim sakinlerimiz biliyorsunuz hani... Yaş sakinler lavaboya gidebiliyorlar, yemek yemek için hani dairelerine gidebiliyorlar. Geldiklerinde tekrar bu tezgaha oturduklarında e, yaptıkları yönün ürün, aksi yönüne çevirecek olurlarsa yaptıkları e, ürünü bozmuş olurlar. Dolayısıyla da burada hem yön takibi yapıyorlar, hem sayma yapıyorlar, hem de bazen bazı sakinlerimizde renk çalışması yapıyoruz. İşte hani e, burada diyoruz ki işte hani önce kahverengi getir diyoruz, bakalım kahverengiyi alabiliyor mu? Ee, sırada işte siyah var diyoruz. Bakalım siyahı alıp getirebiliyor mu? Eğer ki kişi burada çok düzgün bir şekilde örgü örebilirse, ne örgüsü çıkıyor burada? Kordon örüyor. Hani bildiğiniz hani e, kağıt çantalar var ya kağıt çantaların sapları vardır, örgü saplar. E, o kordon örülmüş oluyor burada. Eğer ki bunu düzgün örebiliyorsa, sonrasında diğer atölyelere geçiş yapıyoruz onunla birlikte. e, ee, ben niye onu almadım ki? Ee, Konuşmaktan şey yapamadım. Buyurun hocam. Kumihin, kumihin ee, şimdi bu... Nedir hocam bu? 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 mesele şu aslında. Yani bir tanesi sayımayla ilgili yeteneklerimizi pekiştiriyor. Bu bir pekiştirme Hı -hı. hikayesi. Ama her şey gibi yani hafif derecede unutkanlığı olan bir insan için ...bir süre sonra alışıp aynı şeyleri tekrar eden bir noktaya taşır. Hmm. Daha dinamik şeyler bizim için önemli. Yani mesela bu nedenle Sodoku'yu çok fazla biz önemsiyoruz. Hmm. Yani bunu yapınca... Çapraz. Yapınca bir daha, evet. Bir daha yapınca, iki kere yapınca, üç kere yapınca... ...bunun üstadı muhterem haline dönüşüyorsunuz. Yani o zaman çok... Ama bunu mesela yaşlı bir insanın... E, yalnız bir şey söyledi en son. Kordon yapıyoruz dedi ya... Orası benim için çok kritik. Buyurun. Bunu yani bunu insanlar kullana kullana bu örgü şuradaki gördüğünüz gibi bir kordona dönüşüyor, uzuyor. Evet, evet. Bir işe yarar bir şey haline geliyor. Yaşlıyı yani meşgul etme açısından oldukça önemli. Burada iki tane şey yapılıyor. Buradaki yani iş bu. Bir tanesi saat yönüne döndürerek yapılan bir iş şey olması lazım. Hı -hı. Bir taraftan saat yönüne döndürürken gelip de tekrar tersine bir döndürme yapacak olursanız yaptığınız iş bozuluyor. Evet, bozuluyor Yeniden yapmanız gerekiyor. Yani o zaman örgü de tam olarak ortaya çıkmayabilir. Yoksa bunun dışında hani daha önceden hatırlarsınız üçlü e, örmeler var ya hmm. bu üçlü örmelerin aynısı. Değişik yapılıyor tabii Aslında. ki. Hı -hı. Yani Hoş, güzel. bu bu üçlü hikaye ondan kaynakleniyor. Bu yalnız insanları meşgul etme ve bir evet. şey üretme açısından son derece kıymetli olduğunu söyleyeyim. Yani ben açıkçası Başlangıçtan daha fazla keyif aldım. Bunu gördüğüm zaman bu insanlar hemen alışır dedim ama ondan sonrası için üretmek de çok önemli bir iş. Yaşlıların üretmeleri kendilerine olan özgüvenler açısından da son derece önemli. Bu demans Alzheimer hastalığı ile ilgili uzun zamandır sosyal medyada dönen çok güzel bir VTR var. Ben de eski bir balerin olarak bu görüntüleri seyrederken çok etkilenmiştim. Her şeyi unutup sadece o müzikle hatırladığımız anılar ve hatta çok zor olan koreografiyi bile hatırlaması bence hepimizi çok duygulandıran görüntülerdi. Bilmeyenler için hep beraber bir kez daha izleyelim. görüntülerde kendisinin gençliği diyorlar. Yani böyle bir rivayet var. Bilmiyoruz ama koreografi hatırlaması hayatında evet. iz bırakan insanlar anlar evet. mı hocam? Evet. Hem beden daha burada, mı iyi hatırlıyor? Burada hani beynimizde ne kadar çok fonksiyon varsa bazen bir noktaya kuvvetlice dokunduğunuzda bütün organizasyonları tekrar görebiliyorsunuz. Bunun Buna benzer mucizeleri görürüz biz. Yani bazı insanlarda mesela müziğe çok yatkın olan insanların beyinlerindeki müzik alanları daha gelişmiştir. Daha büyük bir alan ifade eder. Ve Hı -hı. onu dansla birleştirmesi, o bağlantılar hala korunuyor olduğu anlamına geliyor. Bunun çünkü bellekle ilgisi yok. Alzheimer'daki problemin en önemli kısmı bellek ve öğrenmeyle ilgili. İlk bozulan yer hipokampus, amigdal yani temporal lobun alt kısmı. Beynimizin alt kısmı bizim hafızamızı belirliyor. Hı -hı. Ondan sonra yavaşça önden yukarıya doğru ve arkaya doğru Dö gidiyor. Yol Bu şekilde bir evet. hastalıkla karşı karşıyayız. Hocam son olarak bize bir e, haber, yeni bir haber olarak Parkinson'un tedavisindeki yeni gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Evet, benim e, en çok söylemek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Parkinson hastalığında Parkinson hastalarının hemen hepsinin, ...bir dönemde kullanmak zorunda olduğu ilaçlar var. Biz bu ilaçları hani madopar grubu ilaçlar diye halkımız biliyor. Ee, dopamin ihtiva eden e, levodopa diye adlandırdığımız ilaçlar. Bu ilaçlar vücudumuzdaki eksik olan e, maddeyi yerine koyuyoruz. Ondan sonra hareketlerimiz artıyor. Titremeleriniz bir miktar daha toparlıyor. Biliyorsunuz Parkinson hastalığıyla aslında Alzheimer hastalıklarının... Çıkış noktaları birbirine çok benzer. Hmm. Yani üç tane hastalığın çıkışı hemen hemen aynı gövdeden çıkıyor. Kimi? Bir tanesi alzheimer hastalığı, biri parkinson hastalığı, diğeri ise motor nöron hastalığı. Bunlar nörodejeneratif hastalıklar grubu içerisinde. Hmm. Şimdi bizim elimizde kullanmak zorunda olduğumuz bir ilaç var, ilaçlar var. Bu ilaçlar bir süre sonra çok felaket şekilde hastalara yan etki yapıyor. Bütün parkinson ilaçlarının kullanan insanlarda uyku bozuklukları ortaya çıkıyor. Hmm. Halüsinasyonlar ortaya çıkıyor. Sabahlara kadar uyumuyor, etrafındakileri de uyutmuyor. Evet. Halüsinasyonlar tek başına masum da değil. Suçlayıcı davranışları ortaya çıkıyor. Hmm. Ailenin içerisinde huzur kayboluyor. Şimdi bizim ne, ne yapılabilir? Bizim, alternatifleri bizim mecbur var mı? Olduğumuz, evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim mecbur olduğumuz şey dopamini azaltmak. Dopamini azaltmak için başka dopamin kaynakları üretmek zorundayız. Şimdi ben e, söyleyeceğim şeyler önemli. Bunlardan bir tanesi kolin denilen bir madde, diğeri mukuna e, pruentis diye daha önceden de bir tesadüfen e, konusu geçtiği için söyledim. Bu tür stokolin'in yüksek dozu kullanılması veya dopamukuna kullanılması veya başka bir takım ilaçlar var. Privanser'in etken maddeli yurt dışı da var bu ilaçlar hı hı. veya Zadako bütün bunların hepsi dopamini yani kullanmak zorunda olduğumuz ilacı yarısı kadar kullanmamızı sağlıyor bize. Hmm. Bu şu demek? Ne olmuş oluyor? Yani da? biz evet. böylece bir 5 yıl, 10 yıl daha, daha kazanmış oluyoruz. Evet, evet. İlaçları azaltıyoruz. Hastadaki halüsinasyonlar kayboluyor. Evet. Hareketleri daha rahat ortaya çıkıyor. Hmm. Bu şansın varlığını bilmelerini hem hekim arkadaşlarım açısından da son derece önemli hem de hastaların hekimleri kendileri için bir ışık olması açısından Hatta, yani. bunları bilmesi çok, bir çok, mesleği, çok önemli. önemli. Bu güzel haberleri bilgileri bizlerle paylaştığı için hocamıza büyük bir alkış rica ediyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. Sağ olun. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. çok İyi ki geldiniz. Ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Hocamızı seveyim. uğurlarken bizi ağırladıkları için az önce çok güzel VTR'e izlemiştiniz hatırlayacaksınız. Darül Caziye Başkanlığı'na ve Başkanı Hamza Cebeci'ye Darül Rehabilitasyon Birimleri benim sorumlusu Gülcan Batur'a ve değerli Darücaze Sakinlerine çok çok teşekkür ediyoruz Ve şimdi bakın kim geliyor Son günlerde yaptırdığı Estetik operasyonlarla Gündeme oturan Türk sanat müziği Sanatçısı Umut Akyürek Keyifli sohbeti ve Kulağımızın pasını silecek şarkılarıyla Az sonra Çağla'yla yeni bir günde Müzik you <laughs> Yürek, bizlerle Kendim, beraber nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Harika görünüyorsunuz. Vallahi siz de harika görünüyorsunuz. Teşekkür bu şarkı ederim. yalnız söktü, biraz söktü. Ceylinize biraz aldı. Teşekkür İnşallah ederim. geri verirsiniz. Yeni Bir, bir ay ee, olmadı şarkı çıkalı. Çok, çok, çok yeni. yeni bir şarkı. En fazla bir ay oldu. Bu e, Zakkum grubunun bir, bir şarkısı. Şarkı. Niye bu şarkıyı seçtiniz? Ben de çok e, severek dinliyordum ve okumayı da çok arzu ediyordum böyle bir tabii, sesle yorum bu kadar getirdik. güzel olunca değil mi? Farklı bir şey oldu. Atatürk'e bir yorum kattık. Çok güzel dönüşler oluyor. Ağzınıza çok teşekkür ederim. sağlık. Ben sen sevgili Umut Artür'e yeni almak ediyorum. istiyorum. Ve güzel sohbetimiz başlasın. başlasın. Anneliğini konuşalım, müzik e, kariyerini konuşalım, evliliğini e, konuşalım istiyorum. Şimdi aslında teşekkür ilk olarak de. tabii ki şöyle başlamak isterim. Müziğe ilk nasıl adım attın? Sana insan kendini böyle bir keşfettiği bir yaşları vardır evet. ya hani. Hangi yaşlardı sizin için o Vallahi, yaşlar? Siz mi keşfettiniz bu sesiniz? Yani çünkü gerçekten hani olağan dışı çok net anlaşılabilir, güzel olduğu bir güçlü bir ses. Kim keşfetti ee, sizi? zaten yani bunu daha önce cevapladığım zaman hep aynı örnekten yola çıkıyorum. Müzikle ilgilenen çocuklar bir şekilde kendilerini belli ediyorlar ve çocuklukta muhakkak ortaya çıktığını Başlıyor, iddia ediyorum. Tabii sonradan olacak bir şey değil, değil çünkü değil. bu resim için de geçerli. Evet. Yani gerçekten bir yetenek varsa tabii ki hobi olarak sonra yönelebilir insanlar ama e, o potansiyel varsa çocuk yaşta kendini belli ediyor. Ben de de öyle oldu kendimi bildim bileli. Bütün oyunlarımız zaten şarkıcılık Şartılar. üzerineydi. Kardeşlerimle iki kız kardeşimle beraber <laughs> oyunumuzun adı şarkıcılıktı. Ya, tabii. O meşhur fırçadan mikrofon. Yalnız biz de mikrofon... oynadık bu oyunları da hiç bizden böyle bir ses çıkmadı yalnız. <gülüyor> 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 biz de işte herhalde özenip özenip oynadık o fırçalar. Sen de kim bilir ne kadar edalı güzel yürüyordun o parmak uçlarında balerin gibi diyor değil mi? Ben <laughs> mi? Evet doğru bacağımı açıp böyle yatıyordum tabii. o salonun ortasında. Kesinlikle işte doğru belli ediyor. Evet, Adam olacak öyle. çocuk. Sonra nasıl ilerledi peki? Sonrasında ilk e, aile de teyzem fark etti. Hmm. Nimet teyzem buradan. Hayır Öpüyorum bir onu. de mesela şimdi çok güzelsiniz ya. Şimdi çocukluğumuzu Teşekkür ben ediyorum. bilmiyorum. Fotoğraf var mı çocukluğuna dair sevgili Umut Var yönelim, Ama şimdi gençken de görüyoruz. Şimdi çocukken mesela seni bir güzel yarışmasına sokalım. Sen bir manken ol kızım falan olmadı mı oldu, hiç yani? Oldu oldu. Değil mi olmuştur yani şimdi. <laughs> ama ben o kadar içine kapanık bir genç kızdım ki yani mümkün değil. Yapamazdım. Bu bir şey itiraf mi? etsem Ama neyse ver onu şimdi bir hiç karıştırmayayım. Bakar mısınız bakışa bak Allah aşkına. <laughs> Neden öyle biliyor musunuz? Kucağımda benden sonraki kardeşim doğmuş. <laughs> ne kadar da mutlusun. Çok <laughs> mutluyum. Yüzümden <laughs> güller saçılıyor. <laughs> ben ama bu bakışta mutsuzluktan daha çok Acayip <laughs> bir ben. derinlik hissettim. Yok bir derinlik hissettim. Ya, çok böyle acayip bir. Hassas be. bir çocuktum ya gerçekten. Hmm, İçli bir çocuktum. Hı -hı. İşte böyle şarkılarla markalarla kendimi ifade eden bir çocuktum. Sonra işte klasik hikaye okulda, evet. misamereler, 23 Nisan vesaire. Neden Türk sanat müziği peki? En başta tabii ki Türk sanat müziği net değildi. Yani her şeyi söylüyordum, Öyleydi, her şeyi nasıl? dinliyordum. Hatta koyu bir Sezen Aksu fanatiğiydi. Hepimiz hepiniz gibi. Ama sonra hani bu işi biz nasıl e, eğitimle pekiştiririz noktasında musiki cemiyetleri devreye girdi. Hı hı. E, akabinde tabii ki yolumu da çizmiş oldum. İlk hocam da Erol Sayan, buradan saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Onun yönlendirmesiyle de konservatuar ve sonrasında TRT İstanbul Radyosu'nun kapıları açıldı. Orada bir TRT Amatör Ses Yarışması'na katılmışsınız. Yarışmada üçüncü olmuşsunuz. Üçüncü oldum, evet. Kim birinci olmuştu? İş... Hatırlıyor musunuz? Şey Yeşim Şener Sürün diye bir arkadaşımız oldu. Şu anda hayır hazırdayım. Yani üzülen. yapma, yapma, görmedim kendisini. Bu kadar tanınacağınızı, bu kadar meşhur olacağınızı, hem güzel e, bir kadın olarak, çok hem de güzel sesli bir konu olarak böyle tahmin musunuz ya da ailenizde böyle bir şey var mıydı yani ee, bizim kızımız da ünlü olsun şey? Hayır, ailem Destekli, e, özellikle mi? babam. Hiç istemedi. Babalar bu kadar Babam, güzel kızlara yalnız. O zamanlar biraz daha tabii farklı bakıyordu aileler. Ben küçük bir yerde büyüdüm. Hmm. Ee, annemle de zaten tartışmalı bir evlilikleri olduğu için onlar ayrıldılar sonra. Ayrıldılar. Ee, belki <laughs> evlilikleri güzel gitseydi onu da desteğini alırdım. Bilemiyorum e, o kadarını. Hmm. Zorluklarla, baya mücadeleyle ben e, konservatuar eğitimi aldım. İşte onu ikna etmek zaman aldı. E, benim de hiç açıkçası öyle bir hayalim yoktu. Meşhur olayım. ...sahnelere çıkayım, Gazino'da şarkı söyleyeyim. Pek hayalim Diyor. TRT radyosunda radyo sanatçısı olmaktı. Olmakta. Nitekim de öyle oldu. Evet, ee, çok Hayalinizi da çok mutlu en oldum en azından. Ama sonrasında işte bu solo programlar oldukça... ...TRT'nin çok güzel konser programları oluyordu o zamanlar. Hı -hı. Ankara'da Arı Stüdyosu'ndan canlı ve TRT1 Hı -hı. E, kanalında yayınlanıyordu. Çok büyük bir kitlesi vardı... Bizler gencecik işte, gençler benim hmm. jenerasyonum. Hayaller bitmez işte, hayallerin öyle, bazıları öyle. gerçekleşir, şimdi yenileri gelir. Yenilerini tabii ki soracağım ama mesela bu kadar güzel bir kadın olmanın... Çok teşekkür e, ederim. Böyle güzeller güzeli bir hanımefendiden duymak vallahi beni mahcup ediyor. Ben teşekkür ederim. Hiç dezavantajını yaşadınız mı bir kere? Ya yaşadım. Ay şimdi bunu söylersem insanlar ama kendini beğenmiş falan derler. Hayır ama, e, istiyorlarsa yani, diyebilirler bu arada. Hiç öyle bir o, iddiam benim olmadı. Ben e, farklı bir güzelliğim olduğunu düşünüyorum. İri hatlarım olduğu için hani böyle klasik standart güzellik algısına uymuyor. Kimi Hatta göre bunu neye göre değil mi? Bir dile daha. getirmiştim çok yıllar önce. Bak eski fotoğraflarımda görünüyor o dudaklar. O kadar utanırdım ki kalın diye o kadar. Evet çok utanırdım. Ama hep bunu estetik yaptırdı diye mi düşünüyorlar? Biraz algıda seçicilik mi? Öyle insanlar benim bütün ailemin... Böyle bakmaya başladıkça evet. mı kalın olduğunu görüyorlar? Sonra sizce? sonra işte popüler oldu da biraz rahat nefes aldım. Yani göz <laughs> Herkes alıştı. Yaptırınca... Herkesin ağzı küçücüktü. O zamanlar böyle bir şey yoktu. <laughs> yoktu. Burnum da büyük. Yani yüzüm de büyük. Hatlarım iri. Ben bir de uzun Kendimi, kendimi bu arada. çok beğenmezdim yani. Sonra sonra e, olgunlaşıyor insan tarzı ne bileyim ben makyajı, saçı da oturuyor. Aha, şeyleri de da var. Bunları hiçbir zaman <laughs> Hayır, inkar etmedi. Hayır siz kalkıp yani bir inkar etmemek değil miydi? kalkıp tabii. hayranlarınızla, sevenlerinizle paylaştınız. Tabii, mesela bu en son yaptırdınız, <laughs> e, alın daraltma operasyonu yaptınız. Allah size bir anlatırmışız. Herkes Şöyle, çok merak ediyor. E, Neden de mesela siz ağlımanızla ilgili. Ben ağlımı yaptırdım ve bunun da e, duyurusunu kendim yaptım. Tabii i̇şte ki burada evet görülüyor. evet lirik. evet. Onu zaten bir posta bayağı böyle bir magazinler kullandı. Ama bu kullandı. bir olay yani şimdi bir Tabii. dakika. Bu <laughs> şimdi şey da, büyük bir edip. olay İnan yani. İnan çok safça pişman oldum da neyse. Allah aşkına. Ha. Evet sonra beni pişman ettiler çünkü. Niye? Sanki ben bütün yüzümü yaptırım alın alın. Saç ektirmek gibi bir şey bu. Peki niye alnınızı yaptırdınız? Çok, çok... Genişlemişti. genişlemişti. Zaten geniş benim alnım. Hiçbir zaman buradan başlamadı saçlarım. Yani iyice açıldı. Ha, buralarda artık rahatsız eden bir görüntü oluştu. E, Umut Hanımcığım biz ona ay parçası suratlı diyoruz. Surat ay canım mısınız? benim. Öyle değil mi? Ay çok parçası fazla gibi pas değerli. gibi olmuştu kapanmıyor. Gerçekten yakın. mi? Mutlu Peki siz, siz de... ondan mutsuzdunuz evet. ve yaptırdınız. Bir de burada böyle bir asimetri de olmuştu. Şuram daha bir açılmıştı evet. falan. falan. Ama beni Belki. rahatsız ediyordu içten bir tamam. şey. Saklamam da. Evet. Saklamadığım için zaten paylaştım da. Ve bundan sonrasında pek çok insan ay dediler biz de yaptıralım. Varmış böyle bir yani şey yani mi varmış? Bir şey diye. Evet. Aslında yurt dışında çok popüler bir ameliyat, ee, ülkemize çok hasta geliyor. Gerçekten bunu nasıl yapıyorlar? Ben şu an bakıyorum, Hiç Yok, hiçbir şey anlamıyorum. E, ben ben çok yakın oturuyorum şu an evet. kendisine ve hiçbir şey anlatayım. anlamıyorum. Ee, nasıl yapıyorlar? Valla ben içeriğini çok bilmeden yattım o masaya ama e, çok bir, da kolay bir ameliyat değilmiş. Ee nasıl oldu? E, buradan saçlı bir deri, e, normal deriyi alıp bir parçasını arkadan çekerek arkayı öne getiriyor. Evet, ha. evet. Yani böyle bir gerdirme yok. O zaman daha çok açılır. Bu alın gelme operasyonu değil. Saçlı deriyi öne alma, buradaki Anam. fazla deriyi çıkartma 2 santim. O memnun kaldınız mı? Memnun memnunum. Memnunum ama çok kaşınıyor. Nasıl? <laughs> İnanılmaz Hala kaşıntı. Şeye benzetiyorum bunu. Eee ameliyatı olan hanımlar beni çok iyi anlar. Se şey, dikiş mi oluyor orada? O hissizlik. Oradan? Hani bunları söyleyeyim, bilsin insanlar evet, merak ediyorlar, soruyorlar çünkü. Ha. Çok kaşıntı oluyor fakat kaşıyamıyorsunuz, hmm. İçi kaşınıyor, o birazcık rahatsız edici ama görüntüden memnunum. Peki bu İlk kışıntının yaptırdım. geçip geçmeyeceğiyle İçecek. ilgili? geçecek? Değil mi? İçecek, tabii, e, tabii, tabii. Tabii. Yavaş kışındır. yavaş o hücrelere kan ıı, akışı normale dönünce, inovasyonu sağlanınca düzelecek Normal o kabul edecek yani oraya kendisi Daha kendi fena değil. Günden güne azalıyor. Azalıyor. Neydi sizi üzen peki? Yani bir, biraz dediniz ya ben ha. çok safça ve çok iyi niyeti samimi Bunu bir şekilde paylaştım. paylaştım. Ama sonra hani... Ondan sonra işte Allah'ım temcid filo. Biliyorsunuz bizim magazin şeylerini. Evet. Artık sadece böyle insan, ünlülerin her şeyini alıp koyup hedef tahtası haline getirip bunu habercilik adı altında yapmaları bence gazetecilik ahlakına hiç uymuyor. Evet. Bu habercilik değil. Bizim kendi paylaşımlarımız. Yani tamamen algıya açık başlıklar atıp bunu negatif ya da pozitif yönlendirmelerle, başlıklarla o sayfalar yapıyorlar. Evet. Öyle evet. bir başlık atıyor ki o hiç kusuru görmüyorsunuz. İlk gelen yorumlar belirleyici oluyor zaten. Hmm. Haksız mıyım? Evet oluyor bu. Ama evet. diyelim Bir ya. de taraf tutuyorlar buna biraz, falan. Değil Önemli mi? değil canları sağ olsun. İşlerini yapıyorlar. Bu iş böyle yürüyor. Sıkıntı yok. Fakat sonrasında işte az önceki şarkım için bir fotoğraf çekimi yaptık ama onun da e, görüntüsünü gördüm VTR'de. Orada farklı bir makyaj yapıldı fark Hı -hı. ettiysen. Baya böyle hani benim tarzımın dışında koyu biten çok böyle Kleopatra gibi gözler. Evet. Bir de saçım falan çekti. Çok başarılı bir makyaj. Tolga Karataş'a bir, bir tarzan teşekkür ediyorum. Çok evet. şey güzel olsun emekler. Dedim. Evet. Onu da çektik, koyduk. Aa, tekrar. E biz bunu konuşmuştuk zaten. Hmm. Haberi de yapılmıştı. Umut ha, yürek yüzünü yaptırdı. Ben anlamı yaptırdım. Ha. Evet yüzünüzde bir Baksana şey kızım var. var bilmem neyim var kilo aldım. Hayır bir de zaten yaptırsanız söyleyeceksiniz zaten Tabii söylerim. yani, yani diye. Yaptırsam da bu bir suç mu ayrıca? Ayrıca ne var? Bu ne yani evet. yasa dışı bir şey mi artık bunun esprisini Herkes yapayım. Atın bizi içeriye de madem rahatlayalım. Hmm. Herkes her şeyini evet, 20 yaşında oyuncular bile biliyorsun evet, evet. erkekler de dahil. Doğru. İşte saç protezi yaptırıyor, botoksunu hmm. yaptırıyor, dolgusunu yaptırıyor, burun esteti, yok dolgusu, neredeyse. çenesi vesairesi. Yani sadece beni estetiklerimle e, var etmeye çalışmalarına tabii ki kırılıyorum, alınıyorum. Ben çünkü mazbut bir hayatı olan, işini yapan, işini de düzgün yapan bir sanatçıyım. Evet, kesinlikle. Yani o noktada Bu biraz bir böyle o paylaşmanızdan kaynaklı böyle bir kapı açmış oldunuz bence. Oldum ama sonrasında Onlar da onu böyle her defasında, çekiştire. çekiştire evet. Her gün benim sayfamdan herhangi bir gün, herhangi bir fotoğrafımın her hangi, evet. yüzündeki değişik Durup ben her gün ameliyat oluyorum, kalkıyorum. Yani onların hesabına bakarsak şu ana kadar 100 tane yaptırmış olmam lazım. Yani 80-100 civar. O kadar yazıyorlar. O kadar yazıyor. Yeni görenler o de kadar var. E belki bakmazsınız bir süre yorumlara. Bakmıyorum zaten. Değil mi? Gerçekten de i̇şte bakmayabilirsiniz. E, üzücü oluyor. Neden biliyor musun? Toplumun aslında aynası o. İnsanlar ne kadar kırıcı, ne kadar kaba ee, evet, biraz ne bileyim empati, empati yeteneğinden empati, evet, yoksun. yoksun sizin biraz. anneliğinizi kariyerinizi duruşunuzu her şeyinizi eleştiri değil bu hakarete varacak kadar hmm. e, dillerine dolayabiliyorlar biz böyle bir toplum değildik. Evet, biraz açılması yıllarda... oldu. Daha doğrusu gün yüzüne çıktı biraz sosyal medyada. Size Belki mesaj de... atabilme özgürlüğü ya, var insanların ya. böyle düşünecek. Evet. Bir de mesela ailenizi, ne bileyim kızınız var. Evet. Nasıl kızınız bu arada? Kızımın dün doğum günüydü. Çaldı. İlk doğmuş Kaç yaşına girdi? 19 de? olduk. Vay vay vay. Vallahi var, genç var, var. kız oldu. Nasıl annelik nasıl gidiyor sizin için? Ee... Zorluyor mu sizi annelik? Valla biraz zorluyor. Melek Bal beni biraz zorluyor canımın içi. Aşacağız inşallah, atlatacağız o badireleri. Ergenliğini biraz ağır atlatıyor Melek Bal'ım. Evet. Şu hali mesela Melek Bal'ın gene evet. magazinlerde çok yerden yere vuruldu. Neden? Saçındakinin peruk, peruk olduğu evet, çok de. belli. Neden? E, bu çocuk güzel bir, güzel e, zaten bu. hani sıra dışı bir çocuk. Şimdi gençlerin çoğu zaten evet. bu Kore tarzı ne bileyim işte makyajlar bilmem neler seviyorlar. Evet. Evet. Ay saçını boyatmış nasıl annesin ağzını burnunu yaptır bakar mısın? Doğduğu gibi duruyor benim çocuğum. Artık birip geçiyorum. İlk o kendisi üzürüyorum. etkileniyor mu? O etkilenmiyor Allah'tan. E, iyi, tamam. Allah'tan o etkilenmiyor. O, o etkilense ben çok üzülürüm. Gerçekten tamam. o konuda Allah'tan içim rahat. Melek balın işte e, biraz psikolojik sıkıntılarımız oldu bizim. Çok yaygın e, gençler arasında. Çok anneden babadan mesajlar aldım. Yurt içinden, yurt dışından. Destek e, olarak mı? E, yani. <laughs> Ortak noktalarımızın olduğunu söyleyen, söyleyen tavsiyelerde bulunan anlayacak inşallah hala çocuk Büyüyor, hala değil çocuk mi? yani bizlerin Sağlık zamanındaki gibi evet. olgunluk ben gençlerde çok göremiyorum Hı -hı. var muhakkak ama Hı -hı. geneli biraz daha çocuksu davranıyorlar diye düşünüyorum evet o sorumluluklar dönem, dönem. yok o bilinç yok biraz anne farklı. babaya çok güveniyorlar Bizler de çok mi? şımartıyoruz galiba o da olabilir. Canınız sağlıklı sağ olsun. olsunlar diyelim. Şimdi aa, bu aa. kadar güzellik konuştuk. Ee, Kendisinin sırlarını soracağım. Güzellik sırlarını soracağım. Cildi de çok güzel. Gözler de pırıl pırıl. Şimdi e, sevgili Güzelleri Suna, du, 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 Suna Dumankoy ablamız var bizim. Onu ben çok beklettim. <laughs> Onu davet bir Suna etmek abic. istiyorum. Birkaç tane sadece sizler için bugüne özel hazırladığı tarifi bizlerle paylaşacak. Oo. Beraber bu tarafa geçelim isterseniz. Tabii ki. Tamam. Ben de Suna de ablacığım. Böyle mi? Tamam. Hoş geldiniz Hoş bulduk, efendim. Küçük. Nasılsınız? Teşekkür ne güzelsiniz. Sen de öyle. Pembeler içinde vallahi. Pembe. Ya siz çok güzelsiniz. E, biz niye böyle simsiyah giyindik <laughs> acaba <Hiç> bugün? Değişmiyor. <gülüyor> Bak güzel. <laughs> bu ortaya. Bu kiloda alayım. pembe giyiyorum ama <laughs> ne, ama ne? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani <laughs> bu kiloda derken bir dakika şimdi herkes e, da, şey gibi dal gibi olmak zorunda değil. Bir kere sana evet. çok yakışıyor. Aynen yanınızda zaten Yakıştırmaya Yakıştırmayı bileceksin. şansı yok. Estağfurullah lütfen estağfurullah. Böyle <laughs> Öyle <gülüyor> estağfurullah. demeyin. Estağfurullah. Herkesin kendi estağfurullah. havası. Şey Nasıl bunlar ne dişim? Cilt için mi bunlar? E, cilt, saç. E, tabii e, zaman el verdiği sürece önce size... E, kızların da istediğine sevilen Hanım bilhassa. Hangisini önce? Saçla ilgili. Evet, saç <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Bizim gibi hanımlar saç boyasından dolayı saç önlerinde açılmalar i̇şte, oluyor. Mağdur i̇şte mağdur olarak. İşte o açılmalar <laughs> başladığı an anda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Ee, mesela bana dikkat edersen çıkıyor. Dikkat ettin mi? Senin çıkıyor. Senin çıkıyor böyle fışkırıyor. Çünkü ben yapıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Ben, ben şey yapıyorum. Lavanta sürüyordum şöyle bazen. Pıt pıt pıt. Ay yok <laughs> lavantayla olmaz bu iş. <laughs> o işler lavantayla olmaz. olmaz. Biz de balerinken çok çekiştirdik evet. saçları. Bizimkiler de çekiştiriyorum. Şey, ee, oluyor. Benim de çok ağzımdır. Çok ağzıdır. yürü maşallah senin saçın. Şimdi ay, ay, ay. bu tarifler de yeni olduğu için bakmak Bakarak zorundayım. Bakarak tamam hiç önemli değil. Evet. Yeter ki yap. Şimdi önce <laughs> avokadoyu hemen... Yardım edecek bir şey var mı? Ben hemen şöyle yarısını alıyorum. Yardım edecek bir şey olsa Burada da tam da ben de edebilirim. Biliyorsunuz. <laughs> yok, teşekkür ederim. Hiç sizi yormayacağım. Estağfurullah, buyurun. Ee, biliyorsunuz ki avokadonun çekirdeğini sakın atmayın. Hani herkesin selülit sorunu var ya. Bunu rendeleyip çay gibi demlerseniz kesinlikle selülit ödemi atıyor. Çayı, aa, ödem evet. Aynı zamanda da yağları yakar. Tamam. Şimdi ben bunu böyle <gülüyor> kesiyorum. <gülüyor> İçinin o zarını alıyorum. Zarını aldı. Evet. Tamam. Bunu Şu an hangisini yapıyoruz? Saç dökülmesine saç karşı. Saç dökülmesini ve etkili saçı etkili besleyen. Evet. Sonra maske. size bir keratin yapacağım. Biliyorsunuz çok pahalıdır bu keratinler. Saçlarım çok kuruyor. E, ne yapıyorsunuz? Evde bir bakımınız var mısın böyle bir zeytinyağı, e, bir instancı veya yani bir şeyler şey yapıyorum Hazır şeyler. Işte hazır. Falan. E. Vakit ama. yok değil mi sizin? Ya bir de titizim o yağlar mı alır? Bir Her şey biraz. mi? Böyle bir şey mi yapıyorsunuz? Evet size? koltuğa size? bulaşacak yatağa diyecek yastığa Ay, diyecek Benim diye evime yok, gelmeyin. Ben, ben yapayım. Benim da. evime gelmeyin. Evet. Her yer yağlar mı Yağlar mı alır değil de yani. evet. Şimdi bakın. Annem de gelmesin. Kuruluktan ölüyorum yani. Vücuduma falan da sürmüyorum. Ben de sürmüyorum. aşırı aşırı. Ama mesela burada aloe vera mı açtı? Şimdi Avukadım bakın. Avokadım açtı. Hemen alıştırırım böyle. Ee, karanfil tozu koyuyorum. Evet. Antiseptiktir. Yorgana bulaşır süremem. Hayır <laughs> hayır. Öyle bir şey değil. Hayır hayır lütfen. Bakın bu da zerdeç şey zerdeçal. Tamam. Şöyle bir çay kaşığı kadar zerdeçal, zerdeçal. karanfil bu? tozu, avokado. Bu karanfil, karanfil. Ay, Bal bari. koyuyorum şöyle evet. kaşıkla. Ondan sonra biraz kantaron yağı koyuyorum. Şöyle. Ne, ne ya? Kantaron, kantaron, kantaron yağı. yağı. Evet. Çünkü kantaron yağı saç derisinde herkesin bu ara Nedense kepeklenme, egzematik şeyler oluyor Kuruluklar. ya. Kuruluklar evet çok evet. var. Bana o şimdi da şimdi, vermiş doktor Öğreniz bu için. Ha, evet. iyileştirme için. Şimdi Ama bu, sürmedim. Bunu şöyle. E, i̇yi yaptınız. <laughs> saçınızın diplerine böyle fırçayla süreceksiniz. Friksiyon yapacaksınız. Güzel bir streç saracaksınız. Tamam kapatacağız. Ondan sonra kapat ulaşmasın Evet. Diye. Ondan sonra da bunun böyle en az iki saat bence gece sabaha kadar kalabilir kameraya da gösterebilirim. Ben göstereyim isterseniz evet. için ve Uf, geri kalanını evet. e, makinede kızarttığımız tost ekmeğinin üzerine sürerek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani yebiliriz, bu da yani. Yiyebiliriz. Hani. Ama, Ama sunanların tariflerini hep söylebiliyorsunuz. Yemediğim şey sürmüyoruz. Bal limon karıştırıp yüzünüze, dekoltenize maske Hı -hı. yapabilirsiniz. Kurulu güzel. da olur herhalde. Şimdi bir şey anlatacağım ya. burada. Buyurun, Lütfen hocam. bu çok önemli. <gülüyor> 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 önemli. Ee, biliyorsunuz ki A B e 1 ve 12 ihtiva eden bamya'mız. Bamya. Bamyayı küçük küçük kesiyorsunuz. Bakın bu da böyle eli kirlendi de o yüzden Dur, şöyle. ben, şey, ben onu Evet senin için. Bamyayı evet. güzelce küçük küçük kesin. Ondan sonra içerisine e, bakayım tekrar onu su da hafif pişirin. Pişirdikten sonra bir e, iki çorba kaşığı kadar mısır nişastası ya da pirinç unuyla hafif pişirin onu böyle tülbentle çıkardığınız bu o karışım mı? Evet, evet bu anladım. o karışım. Evet. Ondan sonra içerisine biraz hind yağı, yağı katıyorsunuz <laughs> ve bunu saç diplerinize yoğun bir şekilde saç ay say... <laughs> Evet evet saç diplerden uca kadar bir keratin yapıyorsunuz. Aa. Bu da ele de sürülüyor bak, herhalde. Ele sürülmez o. Bak sana <laughs> Niye ele... <sürülüyor>? Hayır, <laughs> şeyine bak diye verdim sana. Aşk olsun. Bir dakika bak. Bu. Bunu sürebilirsin. Bamyanın bir salgısı vardır ya, o evet. mu acaba? İşte orada o bir keratin. şey oldu. İşte, bu keratin. İşte bu. Krem. <laughs> evet, böyle kısa sürede bunlar olabiliyor. Tamam. Şimdi bu onu saça sürüyoruz. iki saat Başka. bekletip saçımıza uygun bir şampuanla yıkayabiliyoruz. Tamam. Bu neydi ya? Bu ne kadar güzel bir şey. Bu çok Ondan güzel kısım. bir şey. Bunu da nasıl yapıyorum onu da anlatayım size. Bir portakalın iyice karbonatla iyice yani ovun. Ovduktan sonra yıkayın. Yıkadıktan sonra rendeleyin. İnce rendeden geçirin. Ondan sonra içerisine yine orta boy havucu rendeleyin. Hı -hı. Ondan sonra içerisine Vitem bakın. Vitaminlere basıyoruz içine. Evet, Başka? E, i̇çerisine bir de Şöyle yapacağım size. Hı. Defne yaprağı koyuyoruz. Tamam, şurada defne. Şurada, yaprağınız. evet. Ondan sonra zeytinyağı, biraz Hindistan ceviz yağı ve şu şekilde bir krem oluşturuyoruz. Demin bayıldığın kremo. Şu, bu. Evet. Onu da şey, e, çek, e, suyunu süzdüğün için. Süzdüğüm için, evet. Hmm, oku, bak oku istersen. Bu, bu ne böyle? şimdi? Bu krem. <laughs> kuru, bir portakal kuru kuru kabuğu cildiniz? rendesi. Kuru. Eşiden i̇şte orta kurudum. boy havuç rendesi, evet. altı, altı adet defne yaprağı, 2 çorba kaşığı hindistan cevizi, 4 çorba kaşığı zeytinyağı Zaman ve ben mari usulü evet. havuç. Bak. yapılıyor. Önce onu güzelce pişirip sonrasında şu şekilde süzüyor ve bu çıkıyor. Çok acayip çıktı yalnız. Evet. Bu baya baya güzel benimcilik. Evet. Yine onu zaten senin için çok düşünerek yapıyorum. Evet mi bunu? Bunu. Hmm yüzünüze akşam kremi olarak. Yoğun. Bakın kırışık karşıtı bir kremdir hmm. bu. Hani herkesin alım gücü yoktur. Her Doğru. şey çok Tabii pahalandı. Diyor. ürünler Ve bunu isterim, mesela diyelim çok... bir boş şişeye koyalım. Tamam. Bu da hani belki Böyle. dökülebilir ama bunu sonra size eve Yaparız. götürün. Tamam. Evet. Onu içerisine koyacağız. Hemen bir tarif daha yapabiliriz. Bir tarif daha yapalım. Tarika, saç tamam. Şimdi göz altındaki şişlik ve morluklar için yapalım. Tamam. Nasıl? hepimizin bazen oluyor. Olur. Ama olur. şöyle aloe vera'nın jelini çıkaracağız. Hmm. Annem de bunun hastası. Her yerinde bunu çok. Evet. Bir şey işte bak hemen alır onu aloe Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? <laughs> <sürücülde> Aslında <laughs> evet. herkesin evinde olması gereken bir bitkidir. Evet. Ama ne yazık ki hiçbirimiz beslemek gerekiyor değil mi bunu? Beslemek lazım. Ve o kadar şey ki arsız ki hemen kendi tekrar veriyor. Evet. Şöyle çok faydalı. Çok Bakın. Şifalıyız. Değil mi? Evet. Ben, bütün kremlerin içeriğinde var vücut dosyaları. Var var da. evet. Bunu böyle direkt alıp sürmekte sıkıntı oluyor mu peki? Zaten, bunu böyle jelini çıkaracaksın. Artık. Evet. İçerisine diyelim siz bunu iki çorba kaşığına iki göz çevresine öyle düşünün. Hı hı. Şöyle bir çay kaşığı da bal koyayım bana. Lütfen bunu evde biraz çoğaltabilirsiniz. Ve Türk kahvesi. A. Evet. <laughs> i̇şte Maske mutfağınızdaki malzemelerle her şeyin en iyisini yapabilirsiniz. Evet. Evet. Bunu çok beğeniyorum ya. Öyle işte. Biraz kiliyorlar bana. Çok güzel gerçekten. Ama ışıl ışıl oldu vallahi evet. çok güzel. Bak süre süre Nasıl ne hale geldi. Yani, işte. Sen, sen ona, bana bak. Ben bence <laughs> sen onu al eve götür biraz. <laughs> vallahi çok güzel oldu. Ben Sonra. de kendi bir kazıyorum, keseliyorum ya. Ondan da kuruyor olabilir bu arada. <laughs> Ali ağrının işini çıkardık. Kahvemizi yaptık evet. ee, ve bal Şimdi ben size göstereyim. Tabii aloe vera biraz daha fazla olmalıydı. Ama göz etrafına şu şekilde. Mi yapacağız bununla? Hayır hayır. Ha. Şimdi bunu göz altında şişlik varsa ha. morluk varsa ha. E, diyelim ki bazen hakikaten koyuluk da oluyor bazı Tabii insanlarda. Şöyle koyuyorsunuz sabah. göz etrafına. Ha. Şöyle hmm. kapatıyorsunuz göstereyim ben size. ...şu şekilde tamam. göz, göz etrafınıza... Pet gibi. ...koyuyorsunuz. Hı -hı. Evet. Çok güzel. Çok Ve iyi. bu... ...10-15 dakika kaldığında... Evet. ...mucizeyi görebilirsiniz. O zaman deneyelim. Verin bana. Şu gözüm ne evet. gözümü ne yaptın? 10-15 dakika mı bekletiyorsunuz evet. gözünün altında? 10 evet. 10-15 dakika. Ondan sonra mesela... ...biraz buz dolaştırın. Hmm. İnanılmaz hmm. netice alacağınız bir şey. Aslında... Her zaman doğa haklıdır. Biz yeter ki yararlanmayı bilelim. Doğru. Evet. Neyden, neyden nasıl faydalanacağımızı evet. bilmemiz gerekiyor. Biz Mesela onu bak bilmiyoruz. bu da sürme. Hay doğru <laughs> değil mi? Bak sürme mi? Ee, şey e, sürme yaparlar <laughs> mı? Ya. Vurmanın, vurmanın ee, çekirdeğin. çekirdeğinden. Tabii. Evet şu sürme. şekilde şöyle bakın. Tabii evet. doğal bir evet, evet. Göz, göz kalemi. Göz Ay, kalemi. Yani evet. Ama ben ver. şurada rimel yaptım bir de Onu aynı bir daha zamanda. Daha sefere doğal rümel, doğal, 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 sürme i̇şte hepsini kurmanın, bir daha sefere kurmanın çekirdeği. Gözlerin de güzelliğine bak. Çilde bak. Sun adı için bir alkış rica <laughs> ediyorum. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine bir şarkıyla veda edeceğiz efendim. Buyurun. Evet. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Umut Anküri'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tüm samimiyetinizle konuğum olduğunuz ederim. için. İyi ki geldiniz. Çok Söylemek istediğiniz bir şey var mı ekranlar başındaki izleyenlerimize? Bir ee, konserdir bir... Güzel e, şarkılar geliyor. geliyor. Yeni şarkılar geliyor. Harika. Çok teşekkür ederim. Bu harika misafirperverliğin. Ben teşekkür için. ediyorum. Sizin güzel sesinizle bugüne veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Buyurun. <laughs> zaman sadece birazcık zaman Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam Acılarımız tarih kadar eski Nefes alıp vermek misali olan Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an Böyle benzer hisler etrafında Alışkanlıklarımız bile sıradan Gidiyorum